Değerli izleyiciler, Politik Adam programı devam ediyor. Karşımda stüdyo konuğumuz, Türkiye'nin en yeni partisi, Çiçeği Burnunda Partisi, Türkiye Sesi Partisi'nin kurucu başkanı Sayın Ayhan Bilgen. Hani biraz önce genel başkan dedim, teşkilatlarını kurduğu anda, görev dağılımı yaptığı zaman da kurucu başkan, genel başkan olacak otomatikman. Onu tabii belirteyim, ilk kongreyle de yeniden şeylerini güçlendirecekler. Şimdi Türkiye Sesi Parti'nin biraz önce ortaya koyduğunuz bir manifestosu var. Yalnız bu manifestoyu tek başınıza yapamayacağınız ortada. Siz bunu partilerle, paydaş partilerle yapmak durumundasınız. Ama önünüzde bir seçenek var. Hani bir ihtimal daha var dedim ya. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Altılı Parti. Şimdi herkes seçmende soruyor, değerli izleyicilere soruyor. Ayhan Bilgen Bey'in kurduğu yeni parti arkadaşlarıyla hangi ittifaka dahil olacak? Yoksa onda da mı bir ihtimal daha var? Yani ben bir siyasi yola çıkıyorsanız gerçekten söyleyeceğiniz yeni bir söz, yeni bir bakış açısı olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer mevcut partiler, mevcut ittifaklar Türkiye'nin sorunlarını çözebiliyor olsaydı, biz yani o muhalefet tarzını yeterli görseydik yeni bir yer kurmazdık zaten. Yani derdik ki biz girelim şu filanca partinin içinde ya da filanca ittifakın içerisinde bir şekilde kendimizi ifade eder, sözümüzü söyler, ülkenin sorunlarının çözümüne katkı sunarız diye bakardık. Dolayısıyla bizim baştan hiçbir ittifaka karşı bir ön yargımız da yok ama peşinen bir ittifaka girmek üzere de bir parti kurmadık. Biz önce bu siyaset tarzını, bu farklı siyaset anlayışını topluma anlatmalıyız. Toplumda bizim umduğumuz, bizim sandığımız gibi gerçekten sessiz bir çoğunluk, bu siyaset tarzından rahatsız olan kesimler, kitleler bu ülke için taşın altına elini koyacaksa, sorumluluk üstlenecekse, onlar bizi nerede görmek istiyorlarsa ve biz hangi çevre, kim, hangi siyasi parti Türkiye'nin ikinci yüzyılda, önümüzdeki yıllarda sorunlarını çözebilecek bir anlayış ve yaklaşım sergilerse orada onlara hiçbir şey beklemeden, hiçbir karşılık istemeden katkı sunmaya, destek olmaya hazırız. Yeter ki bu ülkenin sorunları çözülsün, bu ülke daha ağır bedeller ödemesin, bu ülkenin gençleri umudu dışarıda aramasınlar, bu coğrafyanın kendisi daha fazla üretebilir, daha barış içerisinde yaşanabilir ve daha onurlu hayat sürdürülebilir bir memleket haline gelsin. Şimdi sizin en büyük dezavantajınız seçimin çok yakın olması. Yani ilk teşkilatınızı kurdunuz mu? İzmir teşkilatımız bugün kuruldu. Hayırlı olsun. Sağ olun. İlkini biz espri olarak diyoruz ki güneş doğudan doğar ama İzmir herkesten erken davrandı. Bu sefer batıdan doğdu ve bugün arkadaşlarımız başvurularını yaptılar. Evet. Şimdi şöyle bir şey diyelim. Bu diyalog ortamında siz elbette ki bu doğruları anlatma, hak ve hakikati, siyasi uslubunuzu anlatmada bir model geliştireceksiniz. Bunu topluma, televizyon programında anlattığınız gibi ziyaretlerle de anlatacaksınız. Yakında Türkiye'nin Sesi Partisi'nin bu diyalog arayışları ile ilgili bir ziyaret mekanizmasını görebilir miyiz? Gayet tabii biz aslında yani çok doğrudan halka açık ziyaretler olmasa da parti kuruluşundan önce 5-6 bölge toplantısı yaptık. Kapalı toplantılardı bunlar. Yani oralarda tartıştık biz bir parti kurmalı mıyız, başka formüller mi tercih etmeliyiz diye. Yani bu bölge toplantılarında parti kurma yönünde eğilim ağır bastığı için bunu tercih ettik. Ama muhtemelen bayramdan sonra şu anda sadece hani Ramazan'ın biraz da mahmurluğu içinde bazı illerdeki iftar programlarına gidiyoruz ya da daha nokta ziyaretler yapabileceğiz. Ama bayramdan sonra çok yaygın bir yerel çalışma yapacağız. Yani gayet tabii il açılışlarımız olacak. Dolayısıyla da daha halkın içerisinde fazla mesai harcamış olacağız. Şimdi Sayın Genel Başkan, zaten size ilişkin birkaç soru var. Yani bunu sormadan edemeyeceğim. Şimdi Ayhan Bilgen kendini siyasi analiz yaptığı, yüzleştiği zaman kendini ne olarak görüyor? Diyorlar ki Ayhan Bilgen eski bir milli mücadeleci mi? Milli mücadeleci, mazlum der genel başkanı, yani İslamcı bir örgütlenmenin başkanı oldu ve HDP'den milletvekili oldu, Kars Belediye Başkanı oldu. Biz Ayhan Bey'i nasıl tanımalıyız? Soru bu. Şimdi sondan mı baştan mı başlayayım bilmiyorum ama Kars'ı nasıl yönettiysek
bizim Türkiye'yi yönetme arzumuz da aynı içeriktedir. Kars'ta bir tek kişi bizim 1,5 yıllık yönetimimiz döneminden gelsin ve bize desin ki belediyede sizin döneminizde şu personel 1 kuruş rüşvet istedi desin, ben siyaseti bırakırım. Ya da bir tek kişi Kars'ta gelsin desin ki ben Azeri olduğum için, ben Terekeme olduğum için ya da ben Kürt olduğum için belediyede kötü muamele gördüm, ayrımcılık gördüm, bana haksız davranıldı. Ben yine bütün iddialarımdan vazgeçerim. 1,5 yıl boyunca nasıl ayrımcılık yapmadan, çürüme ve yozlaşmaya prim vermeden, sadece şehre hizmet etme saygıyla Kars'taki bütün partilerle birlikte hareket ettiysek, ki bu çok değerli bir kazançtır. Ben bütün partilere teşekkür ediyorum bu konuda. Herkes duyarlı davrandı. Şehir halkı da bize sahip çıktı. Bakın, iki tane çok önemli nokta. Birisi, Türkiye'de örneği olmayan bir durum. 5 parti var Kars Belediye Meclisi'nde. MHP, Adalet Kalkınma Partisi, CHP, DSP ve HDP. HDP'nin çoğunluğu yok. Şimdi çoğunluğu olmayan belediyeleri yönetmenin ne kadar zor olduğunu Ankara'da, İstanbul'da yaşayanlar biliyorlar. Orada HDP'nin çoğunluğu olmamasına rağmen biz oy çokluğuyla değil, kararların büyük kısmını oy birliğiyle aldık Fehmi Bey. Türkiye siyasetinde bunun başka bir örneği var mı? 5 partinin oy birliğine siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç rastladınız mı? Çok nadiren, çok milli, özel açıklamalarda, hani dış politika ile ilgili konularda nadiren bu birlik sağlanır. Oysa biz Kars'ta aldığımız kararların %90'ında bunu başardık. Ve halk da bizim orada parti çıkarlarını bir tarafa bırakıp sadece şehre hizmet için hareket ettiğimizi gördüğünden, batmış bir belediye, borç batağındaki bir belediyeye halk geldi, yıllardır birikmiş su borçlarını ödedi ve biz de geriye dönük 5 ayın işçi maaşı alacaklarını ödedik. Yani bu şunu gösteriyor. Hani Kars Türkiye'nin 1/1'idir. Tam 80 bin civarında merkez nüfusu var. 82 bin, 83 bin. Ama Türkiye'yi yaygınlığı bakımından Kars'a bakarsak İstanbul'da çok ciddi seçim bölgeleri var. Tabii göç vermiştir. Yani Türkiye'nin birçok şehrinde, İzmir'de, Adana'da, Bursa'da, birçok yerde Kars sonuçta yoksul bir şehir olduğu için çok göç veren, yoğun göç veren bir şehirdir. Ama şu örnek için söylüyorum. Kars bir küçük Türkiye'dir aslında. Yani farklı kültürler, farklı inançlar. Yani Kars'ın sokaklarında dolaştığınızda Caferi camilerinden başka bir ezan duyarsınız. Yani Sünni Diyanet'in camilerinden başka bir ezan duyarsınız. Bu da hoşgörüyle karşılanan bir şeydir. Taziye'de Kürt'le Türk, Azeri, Terekeme birliktedir. Türkmen'le, Alevi'yle, işte diyelim ki başka bir inancın mensubu çok kolayca birbirlerinin düğünlerine giderler, alışveriş yaparlar. Başarmanız sizin siyasi geleneğinizden mi kaynaklı? Yani sağın rijit hali, eğer milli mücadeleciyseniz eskiden, hani bu iddia edildiği gibi, HDP'de de var. Yani siyasi kulpanın iki tarafını görüp analiz etme kabiliyetinizden mi kaynaklanıyor? Yani, tabii bu bir empati yapma imkanı sundu. Ben Türkiye toplumunun farklı kesimlerinin kaygılarının, önceliklerinin, vazgeçilmezlerinin az çok farkında olduğumu düşünüyorum. O da bana büyük bir avantaj sunuyor tabii. Yani herkesin hassasiyetini hissettiğinizde, herkesin önceliğini gözeterek bir ortak payda, ortak akıl, ortak vicdan inşa etmeye çalışırsınız. Ya, yeniden milli mücadele bir tezdir. Bence de değerli bir tezdir. Evet, ben yani üniversite yıllarımda gençlik çalışmaları içerisinde bulundum. Yayıncılık yaptım, radyo çalışmalarında bulundum, vakıf çalışmalarında bulundum. O zaman Islahçı Demokrasi Partisi diye, işte Bayrak Dergisi diye biliniyordu. Ve yeniden milli mücadele tezi şunun üzerine oturur. Bugün bile bence güncelliğini koruyor. Türkiye bir kurtuluş savaşı verdi, bağımsızlığını kazandı ama sonra kültürel, iktisadi, siyasi bağımsızlığını sağlamak için yeni bir, yeniden milli mücadele ruhuyla, felsefesiyle, perspektifiyle siyaset yapmalı. Kültür politikalarını, ekonomi politikalarını, dış politikasını bu mantıkla yürütmeli. Yani bizim kurucu ruhumuzu borçlanma politikasına da, bölgesel barış politikasına da, İç toplumsal barışa da, demokrasiye de, her alana taşımamız gerektiği tezidir. Ben bu tezi hala olumlu ve değerli görüyorum. Ama yani daha sonrasında tabii insan hakları alanında bulundum. Mazlum Der de benim için son derece öğretici bir süreçtir. Yani insanların kimliğine bakmaksızın, zulmeden kim olursa olsun, zulme uğrayan kim olursa olsun, herkesin en temel insan olmaktan kaynaklı hakları konusunda duyarlılık göstermek, hassasiyet göstermek, sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi inanmayan kişi haksızlığa uğradığında onun yanında olmak, onun haklarını savunmak gayet tabii bir erdemliliktir. Ben Mazlum Der sürecinde de çok şey öğrendim. Siyasete girerken de aslında yani Mazlum Der'deki bulunma amacımız, arzumuz, üslubumuz neyse aynı üslupla siyasete girdim. Ben geçmişimi hiçbir zaman inkar etmedim. Ama tam uçtaki bir siyasi parti
Şimdi Türkiye'de tabii bu uç tarifleri doğal hani, olarak bizim aslında geçmişten devraldığımız kamplaşmalardan geliyor. Oysa yani insan haklarında kimlik ayırt edilmez ki. Ya da işte diyelim ki Türkiye'de eğer Kürtlerin bir sorunu, bir acısı varsa bunun çözümünde Türkleri ikna etmeden sorunu çözemezsiniz ki zaten. Ben hep şunu savundum hayatım boyunca. Dedim ki eğer bir Alevi'nin uğradığı haksızlık varsa onu Sünni kendisine dert edinmeli. Eğer Kürt'ün bir acısı varsa o acıyı Türk anlamalı ve Kürt'e onu talep ettirmeden zaten eşit haklara sahipsek, hepimizin bu topraklarda hakkı varsa. Bunun örnekleri bizim geçmişte tarihi mirasımızda çok var. Gayet tabii, yani gayet tabii var ama bu diğer gamlığı, bu empati kültürünü ne yazık ki kaybettik. Yani birbirimizi boğazlayarak, birbirimize çelme takarak, birbirimizi engelleyerek sanki ayakta kalacağımızı sanıyoruz ve bizim bütün hayatımızı mahvediyor. Emin olun bu ülkede iktisadi gelişmenin de, siyasi ilerlemenin de, eğitimdeki sorunların da en temel nedeni bizim birbirimize karşı husumetimizdir, iç parçalanmışlığımızdır. Bu ille toprak parçalanması değil, gönüller parçalandığında, gelecek arzuları kırıldığında, dağıldığında, ortak tarih referansları ortadan kalktığında, yani fiziken bir arada gözükmemiz bizim gerçekten birlikte yaşadığımız anlamına gelmez. O zaman şöyle anlayalım ki siz kime değil, değil mi? Bir şeye karşısınız, yani kime değil neye karşısınız? Türkiye'nin sesi. Ya bahsediyor. Haksızlığa, adaletsizliğe, gelir dağılımında çarpıklığa, insanların kendini ifade edememesine, ya bunlar yapısal sorunlardır. Bizim kişilere husumet ya da kişileri kurtarıcı görme hastalığından artık çıkmamız lazım. Ya kişilerde bir keramet olamaz. Bütün günahı bir kişiye yüklemek sistem analizi yapmayı bilmemektir. Ya da aynı şekilde toplum kurtuluşu hak etmedikçe, toplum kendi ahlaki yenilenmesini sağlamadıkça hiçbir lider iktidara gelince ülkeyi falan kurtaramaz. Böyle bir şey olmaz. Toplum buna layık olur. Toplum bunun tercihlerini yapar. Siyasetten beklentisi doğruysa siyasi partiler de o toplumun beklentisi doğrultusunda siyaset yapar. Ama biz üzerimize düşen sorumluluğu yapmayacağız. Sadece bekleyeceğiz. Birisi gelecek, Türkiye'nin ekonomisini ayağa kaldıracak. Türkiye'yi uluslararası arenada yani çok güçlü beklenen kılacak. Beklenen Kemal Derviş'te Türkiye ekonomisini ne hale getirdiğini gördük. Yani bu bekleme hali toplumu sadece pasifize eder. Sadece yaşadığımız travmanın uzamasına hizmet eder. Onun için de kişilere karşı çıkmak ya da kişi yandaşlığı üzerinden siyaset kurmak yerine ilkeler, değerler, insanlığın ortak mirası üzerinden, evrensel değerler üzerinden bir yeni tarz geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi bu usulunuzu bir konuşma yaptınız. Bu kamuoyunda çok yakes buldu. Abdülhamit Han'la ilgili, Abdülhamit Han gitse ülke kurtulacak mantığını, günümüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitse ülke kurtulacak anlamıyla, mantığıyla yaptınız. Yani bu bir tespit. Hani bana göre de çok takdire şayan bir tespit. Biraz önce söylediğiniz şeyle de çok örtüşen bir nokta. Kişi üzerine siyaset yapma, kişiyi kurtarıcı bulma, o gitsin bu işler düzelecek. Peki sözün sahibine soralım. Niye tarihten bir örnek verdiniz? Yani Abdülhamit gitse ülke kurtulacak dedikten sonra Türkiye'nin, Osmanlı'nın geldiği hali mi örnek vermek istediniz? Ya gayet tabii. Yani Abdülhamit en uzun kalmış padişahlardan birisidir. Yönetimiyle ilgili de benim de bir sürü eleştirim var. Sonuçta o dönemi çok okudum. Yani Meclis-i Mebusan'daki görüşmeleri okudum. Partilerin tutumlarını, o dönem aydınlarının Abdülhamit'e yaptığı eleştirileri. Yani o dönemi okumayı çok gerçekten önemsiyorum. Çünkü o dönemden çıkarılacak çok ders yani var. Yani onun paşaları da, jöntlükleri de, İttihat Terakki de başlı başına. Tabii. Ama ya bir gelenek. Şurası önemli. Yani hani yaşadığınızdan ders çıkartacaksınız tarihi, yoksa niye okuyoruz? Yani bizim övmemizle Abdülhamit büyür mü? Ya da biz eleştirdiğimizde Abdülhamit bundan sonra küçülür mü? Abdülhamit ne yaptıysa iyisiyle kötüsüyle geldi geçti. Biz tarihi ders çıkartmak için okuruz. Sonuçta Abdülhamit gittikten sonra bu ülke bir iç savaşa sürüklendi. Aslında bence Balkanlarda yaşanan bir iç savaştı. Tabii. Arnavutluk sorunu ya da diğer bir takım sorunlar, Araplarla yaşananlar. Sorunu getirdi. Evet, yani o anlamda bakarsanız bir iç savaştı. Ve nihayetinde başkalarının
çıkarları uğruna bir dünya savaşına girdik, bir paylaşım savaşına girdik. Almanlarla İngilizlerin dünya ekonomisini, rantını paylaşma kavgasının kurbanı niye biz olalım? Galicia'da, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Yemen'de niye Anadolu insanları hayatını ortaya koysunlar? Biz kendi coğrafyamızı, kendi topraklarımızı savunurduk. Ama bu iki gücün kavgasına bizi taraf kıldılar. Osmanlı askerleri onların kurşun askeri rolünü oynamak zorunda kaldı ve kaybeden Anadolu oldu. Dolayısıyla da burada bizim savaştan karlı çıktığımızı kimse söyleyemeyeceğine göre keşke o savaşa taraf olmamayı başarabilseydik. Keşke girmemeyi başarabilseydik. Yani burada ben hani maceracı siyasetin ne kadar riskli olduğuna ama dikkat çekmek istiyorum. Abdülhamit sonrasında ki, affınıza sığınırım sözünüzü balla kestim. Elmalı Hamdi Yazır'dan Said Nursi'ye kadar birçok kişi Abdülhamit gitsin ülke düzelir diyen ekipteydi. İttihatçı yani, mantığıyla. Mehmet Akif'in şiirlerine bakın. Yani o istibdat diye gönderme yaptığı Mehmet Akif dönemidir. Dolayısıyla burada hani bu Mehmet Akif'i küçültmez ya da Abdülhamit'le ilgili bir değer yargısı için sonradan söylemiyorum. Sonradan pişmanlığını gayet belirtmiştir. Gayet tabii. Yani. Ama hani pişmanlığı neden sonra belirtiyorlar? Abdülhamit sonrasındaki felaketi yaşayınca Abdülhamit'i arar duruma geliyorlar. Burada ben asla bir Erdoğan övgüsü falan yapmıyorum. Ne Erdoğan'ın buna ihtiyacı var ne de ben hayatım boyunca bir kişi kültü oluşturmak, bir kişiyi yüceltmek üzerinden. Ama tümden gelin dönümde geldiği zaman Zatanez'in bu beyanı AK Parti çevreleri tarafından çok inanılmaz eleştirdi. Şöyle bir şey, bazen insanın dilin ucuna gelir söyleyemediklerini Türkiye'nin Sesi Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen söyledi. Tayyip Erdoğan giderse ülke düzelecek dedikleri, yani parlamenter rejim gelecek, güçlendirilmiş parlamenter sistem ülke düzelecek diye bir ittifakın konusu var. Siz bunu bir analiz ettiniz. Bunun bir de arka tarafı var, madalyonun bu tarafı var dediniz. Bugüne gelirsek biz gerçekten ülkeler arası bir fil tepişmesinin arasında ezilen bir taraf mıyız? Yani bu tartışma, bu kavga Türkiye'yi eriten, Tayyip Erdoğan gitsin, ülke düzelir diyen arkasında dış güçler, Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği mi var? Hani bu günümüze geldiğimiz zaman tarih tekerrür etmesin diye. Sözünüzü daha da böyle analiz etme bakımından. Ya şimdi demin hani örneği verdim, daha ayrıntısına girmeyeyim. Gürcistan'da aynen bizimkine benzer Edward Shevardnadze için, o zaman Sovyetler sonrası Gürcistan devlet başkanıdır. Shevardnadze gitsinden ibaret bir muhalefet inşa oldu. Shevardnadze gitti, Gürcistan adeta büyük bir kaosun içerisine sürüklendi. Elbette ki liderler ebedi yaşamayacaklar. Yani Türkiye'nin bekası, Türkiye'nin geleceği elbette bir kişiye endekslenemez. Ama siz ondan daha toparlayıcı, ondan daha demokratikleşme sürecini iyi yönetecek, ondan daha çok risk alacak, ondan daha iyi ekonomi politiği hayata geçirecek bir umudu, alternatifi geliştirirsiniz. Toplum zaten tercihini o yönde yapar. Ama siz eğer bugünkü iktidardan daha güçlü, daha tutarlı bir ekonomi politikası ortaya koymuyorsanız, toplumda umut oluşturamıyorsanız, işte 20 yıl boyunca iktidarda kalır. Metal yorgunluğu diye kendisi tarif ediyor. Bazen dönüyor, kendi kendine muhalefet yapıyor. Yani burada sorgulanması gereken Erdoğan'ın şahsı mı, Türkiye siyasetindeki boşluk mu? Dolayısıyla da bir kere netice var ortada. 20 yıl boyunca iktidarda kalmışsa bunun tek sebebi herhalde Erdoğan'ın başarısı değil, aynı zamanda muhalefetin eksikleridir, yetmezlikleridir, üslup hatalarıdır. Onun için siz kişiye endeksli siyaset yaptıkça birileri de o kişiyi yedirmeme üzerine siyaset yapmaya başlayacaktır çok doğal olarak. Yani burada toplumsal iradeye saygı duymak lazım. Toplum kimi seçmişse, neyi tercih etmişse bir kere ona saygı duyup ondan bir adım ileride bir alternatif inşa edeceksiniz. Yani bakın bir ilginç örnektir. Hani İngiltere'nin bu Brexit hani gümrük Avrupa Birliği'nden çıkma kararı. Ya sonrasında pişmanlık oluştu. Yani İngiliz halkı aslında bu tercihten sonra pişman oldu. Ama sonra yeniden referanduma gitme taleplerine İngiliz devleti izin vermedi. Dedi ki o bir iradedir. Toplum bir tercih yapmıştır. Biz bu iradeye saygı duymalıyız. Şimdi biz de ikide bir sanki referandum yapalım, ikide bir sistem değiştirelim anlamına gelecek bir siyaset söylemi inşa ediliyor. Ya ben parlamenter sistemden yanaydım. Başkanlık sistemine geçilirken de eleştirdim.
Dedim ki parlamenter sistemin sorunu nedir? Vesayettir. Çünkü Cumhurbaşkanı 12 Eylül Anayasası tarafından nasıl olsa askerler Cumhurbaşkanı bundan olacak. Bundan daha güçlü müydü parlamenter sistem? Hayır, şunun için söylüyorum. Orada Cumhurbaşkanının rolü kabul edilemez bir roldü. Çünkü askerler kendilerine göre bir anayasa yapmıştı. Sorumluluğu olmayan ama yetkileri olan bir cumhurbaşkanı profili. O zaman da yürütmenin başıydı anayasaya tabii, göre. Dolayısıyla da burada bir iki başlık doğuyordu. Bu bir sorundu. Bu bir vesayet doğuruyordu. Türkiye'de krizler yaşanıyordu. Defaten yaşandı bu. Aynı partiden çıkan ya da aynı siyasi görüş, aynı dünya görüşüne mensup insanlar arasında yaşandı. Yani Sayın Gül'le Sayın Erdoğan arasında yaşandı. Sayın Sezer'le Sayın Ecevit arasında yaşandı. Bırakın karşıt görüşleri. Şimdi burada iki başlı bir yürütme olmayacağına göre... Ahmet Davutoğlu ile Erdoğan kavgasını unutmayalım. Yani hani o artık daha güncel siyaset olduğu için... Oraya girmek istemedim ama şuna yapısal olarak örnek vermek isterim. Biz eğer daha kolay bir yöntem seçseydik, yani artık keşkenin bir anlamı yok ama Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini sembolik düzeye indirip başbakanı tek ve doğrudan yetkili hale getirseydik, tek derken tek adamlığı kastetmiyorum, tabii ki güçler ayrılığıyla, tabii ki denge denetleme sistemiyle daha kolay bir iş yapmış olurduk ve anayasa daha uzlaşmayla olurdu. Ama şimdi diyelim ki geçti artık, ortada bir başka ya sistem bu var. Bu sistem ıslah edilemez mi? İşte ben de tam onu söylüyorum. Şimdi ya iki yanlıştan bir doğru olmaz. Yani her 301'i bulan ya da her 360'ı bulan Türkiye'yi yeniden bir anayasaya, anayasa referandumuna götürürse bu ülke ikide bir sistem değişikliği mi yapacak? Ya her sistemin kendine göre eksikleri vardır Fehmi Bey. İyi tarafları vardır, avantajları vardır, dezavantajları vardır. Eğer insanlar iyi niyetliyse ve mekanizmalar önemliyse, güçlüyse, kurumlar işliyorsa, Amerika'da başkanlık sistemi de gayet iyi işliyor zaman zaman tıkanmakla birlikte. Avrupa'da parlamenter sisteminde gayet demokratik yani işlediği ülkeler var. Mekanizmaları çok güçlü tabii ikisinde de. Burada önemli olan denge denetleme mekanizmaları ve güçler ayrılığının işlevsel olmalısıdır. Ama hepsinden önemlisi parti kültürü, siyasi ahlak, siyasetçinin kapasitesi. Ya böyle katı parti fanatizminin olduğu hiçbir sistem işlemez bir kere. Başkanlık sistemi de işlemez, parlamenter sistem de işlemez. Parlamento bizde nasıl bir mantıkla işliyor? Yani bizim partimiz siyaha beyaz diyecekse hepimiz elimizi kaldıracağız, beyaz diyeceğiz. Çünkü iktidar siyah diyor ona, biz beyaz diyeceğiz. Ya da tersi, biz muhalefetteysek buna çay diyeceksek iktidar buna kahve diyecek. Böyle bir şey olur mu ya? Hakikat birdir. Yani eğer parlamentoda bizim seçtiğimiz insanlar bir tek konuda bile uzlaşamıyorsa, bir tek konuda bile ortak aklı inşa edemiyorsa, iktidarla muhalefet ülke çıkarları için bir araya gelemiyorsa biz niye siyaset yapıyoruz? Niye siyasetçileri sırtımızda taşıyoruz? Biz mi siyasetçiler için varız? Siyasetçiler mi ülke için var? Sonuçta siyasi partiler kendileri tabulaştırılacak, putlaştırılacak bir şey değil. Siyasi parti ülkeye hizmet eder, akla, bilime, vicdana, toplumun ihtiyaçlarına cevap verirse değerli bir araçtır. Yoksa siyasi partiyi bir dogmatik araç haline getirmek, parti disiplinini adeta hani bir dinin mensubiyeti, bir mezhebin aidiyeti haline getirmek Türkiye siyasetini kilitliyor. Biz bu parti kültürünü, bu siyasi anlayışı terk etmediğimiz takdirde, bunu aşacak yeni bir siyasi kültürü inşa etmediğimiz takdirde bizi ne başkanlık kurtarır, ne parlamenter sistem kurtarır, ne de gökten vahiy gelse yani, kurtulmayız. Yani iflah olmaz bir durumda mıyız? Yani biraz endişeye kapıldım ama. Efendim Bey, sizin... bunu asla karamsarlık için söylemiyorum. Evet. Tam tersine aslında çözümün çok kolay olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Biz habire sistem tartışmalarıyla didişip duracağımıza, ülkenin canını yakan örneğin gelir dağılımındaki çarpıklıkla, işsizlikle, yoksullukla ilgili soruna odaklanalım. Belki cambaza bak oyunu bununla ilgilidir. Yani sistem tartışması yapalım, gerçekleri gizleyelim, olayları görmeyelim gibi. Ben o kaygıyı taşıyorum. Kamplaşma siyaseti bazen siyasi partilerin işine yarıyor ama ülkenin de can yakıcı sorunlarla yüzleşmesini, yoksulluk sorununa odaklanıp buna hep birlikte çözüm arama hassasiyetini geri plana itiyor. Bunu halının altına süpürmüş oluyoruz. Kavga herkesin gündemini meşgul ediyor. Değerli yönetmenim, zamanımız konusunda bir hatırlatma yaparsanız, şimdi Ayhan Bilgen Bey'e de kitabın ortasından bir soru soralım. Şimdi bu öngörüleriniz var. Şimdi bu işin mesela meclisle ilgili, yasamayla ilgili sorun tespitiniz var. Şimdi bunun teşhisini yapmışsınız, tedavi yöntemiyle ilgili. Belki de en önemli muhatap Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Ayhan Bilgen'in gündeminde meclis başkanını ziyaret var mı? Yani
bu sistemde, mecliste böyle bir sıkıntı var, bunu düzeltmek için ne yapıyorsun? Veya Cumhurbaşkanı, hükümet sistemin birinci derecede muhatabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayhan Bilge gidecek, işte bizim dosyamız, önerimiz bu, bu kavgayı bırakın, bu işi makul bir tarafa getirin. Halkın gündemi farklı. Mutfağında yangın var, evinde yangın var, çaresizlik var ve demokrasi eğer umut olmaktan çıkarsa bunun telafisi yok. Ya bu konuda bir görev üstlenecek misiniz? Şimdi bunu merak ediyorum. Türkiye'de yani siyasetçiye güveni artıracak, siyasete dair umudu yeşertecek her türlü riski alırız. Kim kınarsa kınasın, kim neden eleştirirse eleştirsin, biz ülkenin yararına olan her türlü görüşmeyi yaparız. Ama tabii ki bunun kararını hani ben kişisel olarak alamam. Bir takvimimiz olacak. Bizim şu anda en acil gündemimiz il ilçe kuruluşlarımızı yapıp kongrelerimizi tamamlayıp seçime girme yeterliğini kazanmak. Ben onu aslanlar ama gibi bunu, teşkilat başkanlığınız falan yapar. İyi. Gayet tabii. Yani çok yani, tanıdığım isimler var partide. Gayet tabii bunları hani başarıyla yapacak arkadaşlarımız var ama şunun için söylüyorum. Biz yani bir taraftan da tabii programımızı ayrıntılandırma çalışması yapıyoruz. Evet, bir resmi başvuru yaptık, programımızı verdik ama demin söylediğiniz konularda sadece partimize mensup insanların önerileri değil, başkalarının yaptığı çok değerli öneriler de bizim önerimizdir. Biz asla bu konuda hani ya bu bizim mi değil mi değil, hakikat hepimizindir. Doğrular hepimizin arkasından gideceği şeylerdir. Dolayısıyla bunları anlatma, savunma, sunma konusunda hiçbir şeyden imtina etmeyiz ama bunu hani parti kurullarımızda tartışıp tamam, şimdi zamanlama, algı, bütün bunları değerlendirerek evet karar vereceğiz. Şimdi Genel Başkan, seçim yaklaşıyor. Türkiye'deki partilerin bloklaşmasını ittifaklar çerçevesinde görüyoruz. Şimdi tek başınıza seçimlere girmek bir tercihtir. Ya bunu takdirle karşılarım. Ama bir de bir parti olarak bir ittifaka mahkum musunuz? Hayır hayır, hiçbir ittifaka mahkum değiliz. Biz hani seçim takvimi gelip dayanana kadar, bunu çok net söylüyorum, hiçbir ittifaktan yana ve hiçbir ittifaka karşı pozisyon almayacağız. Biz inandığımız doğruları, Türkiye'nin kurtuluşu için gerekli olan siyaset anlayışını topluma anlatacağız, kamuoyunda paylaşacağız, mümkünse siyasetçilerle tartışacağız. Biz herkesle konuşmaya, tartışmaya, Türkiye'nin sorunları için çözüm aramaya açığız. Hiç böyle bir derdimiz yok. Bir araya gelmekten asla imtina etmeyiz. Ama seçimlerde ittifaka ihtiyaç var mı? Mümkün mü? Bizim için doğru olan bir ittifaka girmek mi, yoksa bağımsız olarak sözümüzü söylemek mi? Bunu o günün şartlarında tartışmalıyız. Çünkü bugünkü ittifaklar belki de seçim döneminde devam etmeyecek. Çünkü kamuoyundaki algı ciddi yanılgılar üzerine kurulu. Enteresan bir şey dediniz şimdi. Şimdi 6 parti parlamenter sistem için bir masanın etrafında 2 kez oturdu değil mi? Evet. Kamuoyuna da parlamenter sistemle ilgili uzlaştıklarını deklar ettiler. Evet. Ama toplum bunu Millet İttifakı sanıyor. Oysa oradaki partilerin bir kısmı Millet İttifakı'nın üyesi falan değil. Öyle bir irade ortaya koymuş değiller. Hatta AK Parti iktidarının 15 yılının içinde önemli aktörler iki genel başkan. Gayet tabii. Dolayısıyla da hani bir üçüncü ittifak çıkacak mı, dördüncü ittifak çıkacak mı, Türkiye hangi koşullarda seçime gidecek, daha çok dış politika gündemi mi egemen olacak, yani bölgede savaş mı devam edecek biz seçime giderken, yoksa yoksulluk mu daha çok gündemde olacak? Sonuçta biz çözüm odaklı siyaset yapmak zorundayız. Yani bu sistem tartışmasının toplumda bir karşılığı yok. Fehmi Bey, eğer bugün Türkiye toplumunun %70'inin, 80'inin gündemi ekonomi ise, biz seçime giderken kimin yanında, kimin karşısında olacağımızı ekonomi politikasına bakarak seçeriz. Çünkü toplumun gündemi o. Kim daha sosyal adaletçi, kim daha dış borçları azaltmaya, ithal ikame ekonomisinden Türkiye'yi kurtarmaya, kırsal kalkınmayı, kümeleşme modelini yeni bir iktisadi kalkınma model olarak tercih etmeye açıktır, yatkındır. Bunu tartışırız. Burada uzlaşmayı ararız. Şimdi ekonomi politikasında uzlaşmayacağız. Örneğin siz sınırsız özelleştirme yanlısı olacaksınız. Ben de planlama yanlısı olacağım. Ama bizi bir araya getiren şey Erdoğan karşıtlığı olacak ve ittifak yapacağız. Böyle bir şey olabilir mi? Yarın biz ülkeyi nasıl yöneteceğiz? Yani sizin dediğiniz mi olacak ülke yönetiminde, benim dediğim mi olacak? Ya sizinki doğrudur sorunların çözümünde, ya benimki doğrudur. Dolayısıyla da burada ya biz bunları konuşmayalım,
ekonomi politikasını konuşursak ayrışırız. Yan yana gözükmek için biz şimdi sadece Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olalım, sadece Erdoğan'a karşı olalım yeter. Böyle bir şey olmaz. Yani yarın ülkeyi yönetecek net politik tercihlerinizi ortaya koymak zorundasınız. Bu politik tercihlerimizde ortaklaştığımız herkesle bir araya geliriz. Aynı şey dış politika için geçerli. Türkiye'de bir taraf bağımsızlığı önemsizleştiren yaklaşım içerisinde, bir tarafta demokrasiyi önemsizleştiren yaklaşım içerisinde. Biz bu ikisini birbirinin karşısına koymuyoruz. Biz ikisini İttifak için mi dediniz bunu? Yani siyasi anlayışlar için söylüyorum bunu daha çok. Yani Türkiye'de bir takım siyasi partiler hayata şöyle bakıyorlar. Türkiye'ye yönelik bir tehdit yok. Türkiye'nin düşmanı falan yok. Bu coğrafyada güllük gülistanlık yaşayabiliriz. Ya o zaman yanı başımızda niye kıyamet kopuyor? Ukrayna ile Rusya neyi alıp veremiyor? Suriye'de birlikte yaşayan toplumlar niye 7-8 yıldır birbirini boğazlıyorlar? Irak niye bu halde? Yemen'de neden savaş var? Libya niye iç savaşa gitti? Mısır'da niye darbe oldu? Bütün bu coğrafyada olan bitenleri romantik bir dünya okumasıyla ülke falan yönetilmez. Hamaset yaparsınız, popülizm yaparsınız, bir miktar insanı umutlandırır, beklentisine belki de cevap verdiğiniz için oy alabilirsiniz. Ama ülkeyi böyle yönetemezsiniz. Ya da tersi, bazıları da sanıyor ki biz iç barışımızı sağlamadan, iç demokrasimizi inşa etmeden dışarıda başı dik, alnı açık, güçlü devlet olabiliriz. Hayır, bu da mümkün değil. Ülke içinde herkesin kendini bu ülkeye ait hissetme duygusunu güçlendirmediğimiz takdirde biz ne tam bağımsız olabiliriz, ne bize yönelik operasyonlara karşı birlikte yani müzakere masasına güçlü oturamayız. Tabii güçlü oturamazsınız. Dolayısıyla burada iç barışla dışarıdaki saygınlık birbirini tamamlar. Bağımsızlıkla demokratikleşme birbirinin alternatifi değildir. Güvenlikle özgürlük birbirinin zıttı değildir. Birbirinin tamamlayıcısıdır. Biri olmazsa diğeri olmaz. Bu bizim zihinlerimizde kompartımanlar oluşturup anlamsız çatışma denklemleri kuran yaklaşımı terk edeceğiz. Dolayısıyla hani şuraya getirmek için söylüyorum. Dış politikada uzlaşmazsak yarın biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz Allah aşkına? Şimdi diyelim ki yani bu 5 partiden, bu 6 partiden ya da başka ittifaklar, yarın belki de öyle değil, ikili üçlü ittifaklar olacak. İki partiden birisi ya biz Suriye'de savaşa taraf olalım diyecek, öbürü de hayır Suriye'nin içlerine karışmayalım diyecek. Nasıl yönetecekler peki dış politikayı? Dolayısıyla bu konuları konuşmadan, bu konularda netleşmeden, bu konuda geçmişle yüzleşmeden, geçmişte yapılan hataları sadece işte bir partiye yıkarak, sadece bir lidere yıkarak falan gelecek kuramazsınız. Şimdi şöyle bir nokta var. Dış politikada çatışma zeminlerini gidermeye yönelik. Yani siz Kars Belediye Başkanlığı yaptınız. Ermenistan'la Türkiye arasında yeni bir müzakere süreci başlıyor. Yani Azerbaycan-Ermenistan savaşından sonra bugün de Ermenistan Başbakanı'nın güzel makul açıklamaları oldu. Sizin komşunuz ve gerçekten de önemli bir Ermeni vatandaşları bizim ülkemize gelerek iş gücü bakımından hamle sağlıyor. Şimdi bu dış politikadaki bu konu Ermenistan-Türkiye yakınlaşması niye? Yine 24 Nisan geliyor. Hani bizim sözde Ermeni iddialarına ilişkin uluslararası platformdaki mücadelemizi görüyoruz. Ayhan Bilgen bu ortamın uzlaşma zemini sağlanmasına nasıl bakıyor? Hani dış politikada en belirgin örneklerden biri bu. Türkiye sıkılı yumruğunu gevşetti. El sıkışmaya hazırlanıyor. Azerbaycan topraklarını geri aldı. Birkaç tane geçiş koridoru bakımından tartışma var. Bunu da izah ederlerse çok ciddi bir ticari bakımdan gelişme olur. Çok net bir şey söyleyeyim. Dünyayı ya silah tüccarları yönetecek ya da bütün halklar, bütün uluslar huzur içinde, güven içinde yaşayacak. Eğer silah tüccarları siyaseti belirlemeye, manipüle etmeye, halkları birbirine kırdırmaya, çatıştırmaya devam ederlerse bunun bedelini Ermeni de ödeyecek, Azeri de ödeyecek, Türk de ödeyecek, Gürcü de ödeyecek, Kürt de ödeyecek, Arap da, İranlı da, Fars da ödeyecek. Dolayısıyla bizim bu coğrafyada yaşayanların hem Kafkasya'da, hem Orta Doğu'da, hem Balkanlar'da, yani Anadolu'nun üç köşesinde de, üç tarafında da kesinlikle çok güçlü bölgesel ittifaklara, bölgesel barışa ihtiyacımız var. Ticaret ancak o zaman canlanır. Yani Ermeni halkı da yoksul bir halktır. Biz her 24 Nisan geldiğinde Amerika'nın ağzına bakacağımıza, Ermeni halkıyla, komşularımızla, geçmişte birlikte yaşamış insanlarla sorunumuzu tarihi tarihte bırakarak, geleceğe bakarak, önümüze bakarak, ikna olsa ticaret, Ermeni diasporası
Ya işte diaspora mı, Ermenistan'da yaşayan yoksul halk mı? İşte tam da problem burada zaten. Yani biz dünya siyasetini diasporaların manipüle ettiğini biliyoruz. Yani tuzu kuru lobiler gayet tabii Ermenistan adına, Ermeniler adına 100 yıl önceki acı üzerinden siyaset yapmak isteyebilirler. Onların kaybedeceği bir şey yok. Ama Ermenistan'daki garibanlar gelip İstanbul'da bavur ticareti yapmak zorunda kalıyorlar. Ya da gelip işte başka daha zor işlerde Anadolu'da çalışmak zorunda kalıyorlar. Kendilerini gizleyerek, saklayarak. Oysa bizim sınırımız, biz geçmişteki acıyı, öfkeyi yeni bir nefrete dönüştürmeden, yeni çatışma zeminlerine fırsat vermeden birlikte ticaret yapabiliriz, kültürel işbirliği yapabiliriz, birlikte ağıtlarımızı dinleyebiliriz, birlikte umutlarımızı yeşertebiliriz. Yani neden bunu yapmak yerine birbirimizi boğazlayalım? Yani milleti sadıka dediğimiz Ermeni vatandaşlarımız. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın dedesini ve amcasını 1920'de Haçin olaylarında Ermeniler camide yaktı. Ben Erbakan Hoca'nın iki biyografisini yazdım. Bir gün onun ağzından Ermeniler aleyhine bir kelime duymadım. Fehmi Bey, ben yani galiba daha önce hiç kamuoyunda söylemedim ama yani bizim köylerimizde de Kars'ta yani o tabii ki 1910'lu yıllarda gayet tabii Türkiye'nin, Anadolu'nun farklı yerlerinde Ermenilerin de uğradığı haksızlıklar var, sürgünler var. Hatta yani katliamlar, ölümler var ama Kars'ta, Van'da, Erzurum'da tersine vakalar var. Çünkü Ruslarla özellikle Ermeni komitacılarının işbirliği dolayısıyla büyük katliamlar var. Benim ailemin, yakınlarımın büyük kısmı çevre köylerle birlikte, yani Kars'ı bilenler bilir, orada Prut mağaralarına gidiyorlar. Orada korunmaya çalışıyorlar. Yani ben, dedem vefat ettiğinde sırtında süngü deliği vardı. Annesi çocuklarını yaş sırasına göre üst üste koyuyor. Yani en alta en küçüğü, onun üzerine büyüğü sıralama yapıyor. Kendisi de hamile olmasına rağmen süngüyle kendisi hayatını kaybediyor. Diğer çocukları ölüyor. En altta da sadece dedem hayatta kalıyor. Ve yani sırtında süngü deliği vardı. Şimdi evet, bu hafızamız var bizim. Ama ben bu hafıza dolayısıyla Ermeni düşmanlığıyla mı büyüyeceğim? Yeniden Ermenileri, yani bugün yaşayan Ermeninin suçu ne? Yani bir Ermeni anne babadan doğdu diye ben onu peşinen düşman mı bileceğim? Bu düşmanlığın bana ne faydası var? Ona ne faydası var? Onun suçu ne? Yani dedesi öyle yaptıysa o günah ona mı sirayet etmiş oluyor? Dolayısıyla biz geçmişten ders çıkartıp bu coğrafyanın her yerinde Arap düşmanlığı da böyle bir şeydir. Ya evet, Araplar isyan etti Osmanlı'ya, doğru, Lavrens kışkırttı ve koca bir coğrafyada sonuçta onların da bedelini ağır ödediği şey vardı. Ama biz şimdi buradan hareketle Arap düşmanı mı olacağız? Suriye yani, halkına kucak açan Anadolu toprakları. Yani gayet tabii, dolayısıyla da burada sadece tarihten kavga çıkartmayalım diye kaldı. Söylüyorum. Genel Başkanım, yani bununla ilgili de bir şeyinizi tamamlayalım. Yani sadece şunu söylüyorum, tarihi kavgaları ister iç politikada, ister inançlar arasında, ister uluslar arasında, ister yani etnik kimlikler arasındaki eski kavgaları bir tarafa bırakıp bu ülkede onurluca, evrensel standartlarda yaşam koşullarını inşa edecek bir ortam sağlamalıyız. Bunun da yolu eski kavgaların girdabından, kısır döngüsünden çıkmayı zorunlu kılıyor. Birbirimizi dinlemeliyiz, anlatmaya fırsat vermeliyiz ve ne dediğinizi gerçekten dinlemeliyiz. Ön kabulsüz, şartsız, muhakkak ki bir görüşümüz vardır. Sizin anlattığınızı tamamen ret veya kabul etme durumunda değiliz ama inşallah bu özlediğimiz demokratik kültüre geliriz. Tekrar Türkiye'nin Sesi Partisi, hayırlı olsun Genel Başkanım. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Değerli izleyiciler, Ayhan Bilgen Bey ile yaptığımız programı politikadam.com'da birkaç gün sonra tüm konuşmanın analizi ve videosuyla okuyabilir, dinleyebilirsiniz. Bir Politik Adam programının daha sonuna geldik. İki tane genel başkanı dinledik. İftar sonrası sizin sabırlarınıza sığındık. Kamuoyundan, sosyal medyadan çok güzel mesaj verdiniz. Gelecek hafta yeni konuklarımızla Politik Adam'da buluşmak ümidiyle hayırlı Ramazanlar efendim. Kıta sahanlığımızın batı sınırlarında belirlenen Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını da nasıl mücadele edeceğiz? Önce Türk milletiyle uğraşmak, Türkiye ile uğraşmak.